İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konuğumuz Muzaffer Tunca arkadaşımız. Muzaffer Tunca daha önce İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı yaptı ve sonrasında da İzmir'de Konak Belediye Başkanlığı'nı gerçekleştirdi. İnşaat mühendisi tabii ki kendisi ve İzmir'deki birçok çalışmanın içinde de bulundu. Muzaffer, hoş geldin programımıza. Günaydın. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Böylece İzmir'de yapılanları anlatma fırsatı bulabileceğim sayede. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet, bugün sen de katıldığın için çok çok teşekkürler tekrar. Bugün Muzaffer'le birlikte Samos depreminden sonra İzmir'de yürütülmekte olan çalışmaları ele alacağız. Ama onun öncesinde İzmir'de 1996 yılında başlayan son derece önemli bir çalışma var. Önemi de şuradan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'de deprem hasar senaryosu konusunda gerçekleştirilen ilk çalışmadır. Radius projesi. Muzaffer, Radius projesinden bir kısaca bahsetmeni rica ediyorum. Nedir bu proje ve bu proje kapsamında yapılanlar nelerdir? Kimler çalışmıştır bu projede? Çünkü bu projenin bir başka değerli tarafı da şu, yapıldığı dönemde ve raporun açıklandığı dönemde çok da dikkate alınmayan bir rapor oldu. Proje oldu ama hemen arkasından gelen Körfez depremi sonucunda bir anda bütün ilgiler bu çalışmanın üzerine toparlandı. O süreci şöyle hızlıca ele alabilirsek çok iyi olur. Evet, Radius projesi nedir, ne zaman yapılmıştır ve kimler gerçekleştirmiştir? Teşekkür ederim. Bu sorularınız üzerine ben biraz geçmişe döneyim. Radius projesine şöyle başladık. Sayın hocalarımız Mustafa Erdik, Profesör Mustafa Erdik ve Profesör Nuray Aydınoğlu İzmir'e çeşitli konferanslar için geliyorlardı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği. Bunlardan bir tanesinde bize Mustafa Erdik hocamız Japonların inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler düzeyinde bir yeni projenin başlatıldığını Radius adıyla ve bu Radius projesinin de ana konusunun afetlere karşı mücadele ve müdahale riski azaltma olduğunu açıkladı. Acaba İzmir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi buna katılabilir mi diye sordu. Biz de bu konuyu o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Öz Fatura'ya götürdük. Burhan Öz Fatura çok sıcak karşıladı. Bütün teknik elemanlarıyla bir toplantı yaptık. Biz bir deprem senaryosu nedir, radyüs nedir anlattık. Bunun üzerine Burhan Bey çok yakın davranarak, ben de İnşaat Mühendisleri Odası'nın yaptığı işlere karşılıksız imza atarım. Dolayısıyla buradan hareketle Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde Kandilli Hastanesi, üniversite profesörlerinin de katıldığı bir grup oluşturularak verdik hocanın başkanlığında. Bu çalışmalara başladık. Tabii İzmir'in özelliği şuydu, İzmir Bu Selanik arada ve 5 numaralı slaytı alabiliriz bütün hocalarımızın isimlerini de görmek açısından. Evet. bu gördüğünüz gibi çok değerli kendi dalında dünya çapında diyebileceğim uzmanlarla çalışma yaptık. İşte Mustafa Erdik, Atilla Ansal, Moray Aydınoğlu, Aykut Barka, Ahmet Mete Kara, Özal Yüzügüllü ve diğer arkadaşlarımız Jennifer Avcı, Oğuz Özel, Yeşim Birol, Gül'ün bir gören çok değerli katkılarda bulundular. Tabii İzmir'de de özellikle Gençler Topu'nun bulunduğu daire başkanlığı, belediyenin ve diğer birimleri, üniversitelerimiz,
Özellikle Ege Üniversitesi'ndeki jeoloji mühendislerinden arkadaşlarımız, valilik, ticaret odası, sanayi odası, emniyet, yani itfaiye çok geniş bir kadroyla bir çalışma yapıldı. Zaten radyus projesi yöneticilerinin İzmir'i seçmelerinin ana nedenlerinden bir tanesi bizim inşaat mühendisliği odası aracılığıyla geniş bir İzmir'in kamuoyuna hakim olmamız, temas halinde olmamızdı. Orada enteresan bir durum vardı. Biz bir yandan Bergama'da altın çıkarılmasına karşı mücadele ederken, kordon yoluna, otoyol yapılmasına mücadele ederken, inşaat mühendisliği odası olarak bir yandan da buranın üst faturayla hem yapı denetimi konusunda evkalar yapıyorlar daha, hem de işte bu yüksek yapılar ve deprem master planı konusunda işbirliği yaptık ve önce olduk. Gören senin de dediğin gibi ilk defa çalışma yapıldı Türkiye'de ve hatta birkaç büyük kent dışında dünyada da ilk defa yapıldı 7 kentte. Daha sonra demin ki görselde de gösterildiği gibi daha sonra biz bu bulguları uluslararası toplantılarda da dünya kamuoyuna, dünya teknik kamuoyuna da sunduk İzmir'de yapılan çalışmayı. Az önce de dediğim gibi 7 kentte değişiklik ediyor. Buradaki çalışmanın özü şuydu. Bir kere bir envanter çalışmasının yapılması. Bina envanterinden mi bahsediyoruz? Bina envanteri. Evet. 120 bin bina tarandı. Tabii bu tarama o günkü koşullara göre kıyaslarsak çok yeri değildi. Analogtu. Hani bugün dijitalse o gün analog. Ama her şeye rağmen az sonra belki göreceğiz bina envanteri çıkartıldığında gösterdiğimiz zaman görselde. Bu önemli bir saptama oldu. Biz nerede, hangi tip binaların, kaç yılında yapılmış, hangi yönetmelikle yapılmış binaların tespitini yaptık. Bunları da HAZUS plan denilen gene hasar tahmin metodolojisi olarak bir Amerikalı profesörün bulduğu, ileri sürdüğü bir yöntemi uyguladılar hocalarımız. Bununla hasar tahmin çalışmaları yapıldı. İlginçtir. Yıllar sonra ne hoca bu HAZUS'u yapan profesörle karşılaştığında ne mutluluk gittiniz bunu İzmir'de ilk defa siz uyguladınız. Benim bu teorik çalışmamı demiş. İşte siz karşıda ekranda bu bina envanteri sonuçlarını görüyorsunuz. Tabii bu sadece o zaman için merkez ilçelerde yapılan bir çalışmaydı. Tabii İzmir ondan sonra epey büyüdü yani. 96-97 yıllarında yapılan bir çalışma. Bu çok daha büyüdü. Artı bütün aşağı yukarı altyapı verileri elde edildi. Bunların başında tabii zemin durumunun saptaması vardı. Bunu da Atilla Ansal hocamız ki ulaşma üzerinde dünya çapında bir kullanılan bu saptamayı yaptı. Yani zemin sınıflandırması. Kırmızı gördüğümüz yerler en kritik yerler. Sarıya doğru da kayalık ve daha iyi zemin sınıfları görüyorsunuz. Bunları biz gerek inşaat mühendisliği odasının elinde olan, gerekse devlet su işleri ve karayollarının elinde olan o zamanki zemin etütlerinden elde ederek çıkardık. Şimdi, bu da mesela şimdi çok gelişti. Hemen hemen bütün İzmir'i kapsayan Menemen'den Torbalı'ya kadar 9 Eylül Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda gene Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirdi. Orada daha detaylı bilgiler var ama bu hala dediğim gibi kullanılan bir zemin değerlendirme tablosudur. İşte gene bu zeminlerde artı altyapı değerlerini, yani altyapı projelerini elde ettik.
Bunlar da köprüler, otoyollar, viyadükler. Ayrıca mesela şimdi ekranda köprü, otoyol ve viyadüklerin durumunu görüyorsunuz. Bunların nasıl bir zarar göreceği etüdü yapıldı. İşte sulama, iç su sisteminin, kanalizasyon sisteminin, su depolarının, sonra elektrik trafoların vesaire bütün bu alt metronun ulaşımının, karayollarının yanı sıra bunlar toplandı. Çok güzel bir çalışma, güzel bir işbirliğiyle şimdi yapılabilse diyorum. Evet, benim gördüğüm kadarıyla şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi, akademi ki başta tabii ki Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi akademisyenleri, bilim insanları olmak üzere, karayolları, devlet su işleri neredeyse tabii ki... Belediyenin iç su, itfaiye vesaire. Evet, belediyenin çeşitli kurumları ve daire başkanlıkları. Emniyet. Bu da çok önemli ve tabii İzmir İnşaat Mühendisleri Odası. Yani İzmir'in bütün kapasitesi aslında bu projeyle birlikte devreye sokulmuş ve İstanbul'dan, akademiden alınan destekle birlikte çok rahatlıkla ilerlenmiş. Öyle görünüyor. Evet, doğru. Şimdi zaten bence işin en önemli taraflarından birisi buydu. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak, İzmir Şubesi olarak önderlik ettik ama Mimarlar Odası bizle birlikteydi. Mesela deprem senaryosunu bizim o zamanki Mimarlar Odası Başkanımız Hasan Topal ana metni yazdı senaryo olarak. Onu da kısaca bahsedeyim. Şimdi İzmir'in içinden Narlıdere taraflarından Hatay yolundan altında Pınarbaşı'na giden işte o zaman Aykut Barkan'ın işaret ettiği İzmir'den geçen 1668 Büyük İzmir depreminin de tetikçisi olduğu varsayılıyor. Bunun bir hareketi ne sonuç verir? Diğer fayların birlikte o analiz edildi. Bu da değişik ve bakıma statistik bir aydı. Ama şimdi işte gene bu tartışılıyor. Yani bu şeyimi, fayımı ele alalım. Başka faylar var mı vesaire. Mesela şimdi Samos fayı ta 80 kilometre ötede olmasına rağmen Samos fayın hareketi çok büyük hasar değil aslında oransal olarak. Ama oradan hasar yapabiliyor. Zemindeki durumdan dolayı ya bina kalitesinden dolayı. Dolayısıyla burada bir fay tayin edildi. Neden o fay tayin edildi? Çünkü altyapıyı özellikle etkileyecekti. Yani İzmir fayının hareketi bir takım su borularının, kanalizasyonun, işte, ulaşım hatlarının bozulmasına yol açacak, açabilir diye o tespit edildi. Burada İnşaat Mühendisi Odası büyük bir birleştiricilik vasfını kullandı. O zamanki dediğim gibi bütün bu demin senin de söylediğin taraflar bir araya geldi ve biz Temmuz ayında bu çalışmayı tamamladığımızda hedefimiz öyleydi. 99 Temmuz'unda. Evet. Kimse bize inanmadı. Tek Cumhuriyet'ten Celal arkadaşımız vardı. O yazıyordu. Hala arşivlerde görülebilir İzmir Master Plan çalışmaları diye. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nden bile yoktu. O arada bir deprem olmuştu mesela. Telefon etmiş bir arkadaş, bir gazeteci. Depremle ilgili çalışma yapılıyor diye çıkan santral yaptı. Eleman, yok bizim öyle bir çalışmamız yok demiş. Sonra ben eksik yollamak zorunda kaldım ya dedim. Böyle kocaman bir çalışma yapıyoruz. Ama işte hakikaten iyiydi. Raporun sonucu da enteresan. Yani evet. Bütün binaların %10, %12'sinin çok ağır hasarlı olacağını belirtiyor. Yani çok ciddi bir durum aslında. Tabii. Yani o yüzden şimdi bugün yaşadığımızda oranlarsak daha ciddi şeyler beklememiz
gerektiğini de gösteriyor. Evet. En riskli ilçeler olarak hangileri tespit edildi Muzaffer? Şeyden gözüktüğü gibi, şimdi raporu açıp izleyicilerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden bulabilir. İzmir Master Planı, evet. Deprem senaryosu diye girildi, deprem master planı diye girildiğinde görülebilir. O senin adınla arama yapıldığında da ulaşılabiliyor. Evet. O raporda da bugün hasar gören Bayraklı bölgesi, o zaman Bornova'ydı, oraya ayrıldı. Bornova ve Karşıyaka, o da ayrıldı, Bayraklı diye, Çiğli diye. O bölge gözüküyordu. Zaten görüldüğü üzere demin gösterdi. Kırmızı gözüken zeminin en bozuk haritada kısımlar orası. Orada bir kısmında kazıklı vesaire zamanında yapılmış binalar var, bu zemin durumu göz önüne alınarak. Ama daha önceden, daha erken dönemlerde yapılmış binalarda, özellikle 98 yönetmenliğinden önce yapılan binalarda zemin pek dikkate alınmıyordu. Nitekim biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak o zaman, ki ben burada aramızda artık bulunmayan Saadet Müşkun arkadaşımızı sevgiyle anlıyorum, onun büyük çabalar olduğu günlerde hep birlikte şunu gerçekleştirdik. Daha Türkiye'de uygulanmazken zannediyorum 98 yılından sonra İnşaat Mühendisi Odası'na gelen, onay için gelen bütün projelerde biz 5 katın üstündeki binalarda zemin etüdü istemeye başladık. Önemli bir gelişmeydi. O zaman ne oldu? O tarihten itibaren gelen binalar zemini daha ciddiye aldılar. Temelleri daha ciddi yaptılar. Nitekim son depremde hasar gören, gerek yıkılan gerek ağır hasar gören binalardaki, bana göre tabii daha bu tam çıkmadı, bir süre alacak gerçek nedenler, ama bana göre inşaat hatası, malzeme hatası yanı sıra temellerdeki zayıflıkta rol oynadı. Temelleri sağlam olan binaları incelediğimiz zaman bu depremde başarıyla atlattılar. En fazla az hasar var, ki az hasar bu boyutta bir depremde çok olağan dışı bir durum değil. Dolayısıyla bizim esas yönelmemiz gereken bu zamanda zemindi. Biz de bunu 98'den sonra uygulamaya başladık. Daha çok dıştan incelendi binalar. Mesela daha sonra yapılan Büyükşehir yine Belediyesi'nin 11'de yine İnşaat Mühendisliği Odası ile birlikte ve Eylül Üniversitesi'nde yaptığı envanter çalışması daha detaylı projelere kadar inen bir çalışma oldu. Biz bu master planda o kadar detaya inemedik. Ama bize bir fikir verdi. En azından depremin kritik olduğunu gösterdi ve şu da maalesef bir gerçek. Biz o deprem senaryosunda yazdıklarımızı ilk kez sunduğumuzda, işte Temmuz ayında birçokları bize inanmadı. Ya bu kadar da olmaz, sıkıntı olmaz, işte trafik sıkışmaz, deprem zedelere kucağını açar vesaire gibi bir yaklaşım içinde çok kabul etmediler bizim deprem senaryosunda yazılanlar. Ama bir ay sonra bu yazdıklarımız maalesef Gölcük'te ve Adapazarı'nda yaşandı, biliyorsun. Hatta ondan sonra bize dediler gelsin nereden bunları. Ama bu işin gerçeği bu. Zaten bu çalışmalar da onun için yapılıyor. Deprem master planı yapıldıktan sonra, yani sakatlıklar diyelim, yani hasarlar saptandıktan sonra, ki tabii için içinde sadece can kayıpları değil, tabii onlar hiçbir zaman geri gelmiyor, ama bir de iktisadi kayıpları var. O zaman bayağı yüksekçe bir hasar, yani maddi hasar tespiti yapıldı. Ve bunda da Sanayi Odası ve Ticari Odası verileri ve katkıları önemli bir durumda. Bunun da altını çizmek lazım. İzmir Deprem Master Planı'nda siz aynı zamanda bu öncelikli alanları belirlediniz ve burada yapılması gereken çalışmaları da kayda geçirdiniz.
Biz bunu önümüzdeki haftalardan birinde gerçekleştireceğimiz ikinci programda ele almak istiyoruz. Ve onu da İzmir kentsel dönüşüm iyi örnekleri olarak izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ama bu programda deprem master planında öncelikli olarak belirlediğiniz alanların hızlı bir listesini senden rica edebilir miyim? Şimdi bir kere her şeyden önce yönetmelik hazırlıkları yapılması, işte bu zemin etütlerinin hızlandırılması, imar planlarının dikkatli hazırlanması üzerine uyarılarda, altyapıda da mesela benim iyi bildiğim il su, yani su idaresi gün su dağıtım şirketlerinde bu depremin etkilerini alan düzenlemeleri gerek boru hatlarında gerekse depolarda yaptı. Yine tek trafolarda eskiden dikkat etmediği konuları ele almaya başladı. Yine otoyollarda, köprülerde, viyadüklerde, karayolları bir takım onları iyileştirici, alternatif yollar tasarlayıcı çalışmalar yaptılar. Bizim eksik kaldığımız nokta sonuçta bu çalışmanın yenilenmesi. Çünkü dediğim gibi ilk çalışmaydı. Daha sonra biliyorsunuz İstanbul'da yapıldı, daha ilerisi belki. Evet. Onlarla ortak. Bu çalışmanın gerek altyapı bakımından, yani çünkü çok gelişti altyapı. Ayrıca yerleşimler gelişti ve zemin etüt imkanları daha fazlalaştı. İşte bilmediğin gibi TÜBİTAK'la Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yaptığı Büyükşehir'le birlikte büyük bir zemin çalışması var. Onun değerlerinin yeniden ele alınması, fay çalışmalarının yeniden ele alınması gibi güncellemeler gerekiyor. Burada bir şey daha ortaya çıktı son depremle. Son depremde esas olarak hasar gören binaların 93 hatta 90 öncesi yapılmış binalar ortaya çıktı. Çünkü 80'lerin sonuna doğru Bayraklı'daki hasar gören bölgede yapılaşma ve imar çalışmaları yoğunlaşmıştı ve o dönemde çok kötü bir inşaat uygulamaları vardı. Bir takım adamlar kooperatifler, sözde kooperatifler yapıyor ve gelişigüzel inşaat yapıyor. O zaman denetim de yok. Yani biz inşaat mühendisleri odası olarak yapı denetimine, yani malzeme denetimine daha sonraki yıllarda başladık. İzin alarak belediyelerle ortak protokolle. Dolayısıyla inşaat kaliteleri proje kaliteleri düşüktür bu bölgenin ve hasar gören binaların %70'i 93 öncesi olan binalar. Yani 75 yönetmeliği de zemindeki büyütmelere o kadar dikkat etmiyor. Yani Nuray hocamız, Nuray Aydınoğlu onu ifade etmişti. Bu şeyde de gözüküyor. Bizim 92 depreminden sonraki bir takım kayıt, Kandili'nin aldığı kayıtlarda da gözüküyor. Bizim kırmızı bölge dediğimiz bölgede o sarı bölgelere ya sarıya yakın bölgelere, kayıtlara göre 4 kat bir büyütme var. Yani bu büyütme faktörü ancak şimdi yeni yönetmeliklerde dikkate alınıyor. O zaman 75 yönetmeliğinde dikkate alınmıyordu. Ya tabii esas olarak da İnşaat kalitesi, yani hem temelinden başlayarak üste kadar kalitesiz bir inşaatlar var. Bu Samos depremi her ne kadar hala tartışılıyor, 6.6 mıydı, 6.9 muydu, 7 miydi? Evet, o büyüklük oradaki, yani depremin fayın yırttığı an, noktadaki büyüklük. Zaten tartışmada biraz ondan çıkıyor galiba. Fakat o deprem fayının yırtılmasından dolayı ortaya çıkan enerjinin bu zeminde yarattığı kuvvet esas binaları etkiliyor. Bu da 7 ile 9 kat arasındaki binaları etkileyen bir
zemin hareketi. Bunu da göz önüne almamız lazım. Peki orada da kötü olan bina tokadı yemiş. Ama sağlam binalar, evet, sağlam binalara ancak hafif hasarlarla atmış. Şunu da vurgulamak lazım. Onun için daha ayrıntılı ileriye yönelik çalışmalar gerekli. Buradaki değerler, zeminden aldığımız değerler, fazla teknik olmak istemiyorum. Bizim hesaplarda inşaat mühendisleri olarak kullandığımız hesaplardaki değerlerin yarısından daha az. Böyle bir dikkat çekici bir şey var. Yani demek ki o çok değer... Çok düşük yani. Evet. Yarıdan az. Yani çok evet. Düşük demesek de düşük. Evet. Yani tam o hesapladığımız maksimum beklenen deprem değil. İşte biz İzmir depremi biraz, yani beklenen deprem dediğimiz o değerleri doğurabilme ihtimali olan bir yer hareketi. Yani düzgün yapılmış olan yapıları etkileyecek bir deprem etkisinden bahsetmiyoruz. Zaten şöyle, AFAD'ın ve bakanlığın bu bölgede, yani Bayraklı, Karşıyaka ve bir miktar da Alsancak'ta yaptığı, yani o bölgelere yakın 150 bin binayı kapsayan bir çalışmada %94'ü hasarsız. 150 bin bina nasıl incelendi? Şimdi bakanlığın bir kıstası var. Tabii bu çok evet. Her zaman geçerli olmuyor. Ama işte duvarlardaki çatlaklara bakıyorlar. Aşağıdaki çatlaklara bakıyorlar. Binanın durumuna bakıyorlar. Dolayısıyla yani ne kadar tecrübeliler, deneyimliler bilmiyorum ama böyle bir tarama yapıldı. İşte buradaki en büyük eksiklik inşaat mühendisi odası ben resmen destek almamasıydı. Bu büyük bir eksiklik oldu. Kimler yaptı peki bu incelemeleri? Bütün 81 ilden teknik eleman getirdik diyor bakanlık. Allah Allah. Bunlarla, bütün evet öyle gerçekten öyle. İşte biraz da problem orada. Yani ben bu çalışmalara katılan kişilerle konuştuğum zaman onlar bir kısmının teknik, yani daha doğrusu teknik dediğim zaman mesela orman mühendisi var yahut tekniker var. Yani inşaat mühendisi ve mimar olmayan yani bir tane olan gruplar varmış. Yanlış peki, anlamadım onların... değil mi Muzaffer? Türkiye'nin 81 ilinden içinde orman mühendislerinin de olduğu bir takım teknik elemanlar insanlar İzmir'e getiriliyor ve onlar kanalıyla 150 bin bina gözden geçiriliyor ve bu gözden geçirenler içinde inşaat mühendisleri odasına kayıtlı İzmirli... Kayıtlı demeyelim, kayıtlı var. Yani şimdi elbette ne bileyim İller Bankası'nda, Devlet Su İşleri'nde ve diğer resmi kurumlarda çalışan inşaat mühendisleri odasına kayıtlı arkadaşlarımız görev aldılar. Evet. Yani ondan sonra tamamen dışında kalmadı ama resmen İnşaat mühendisleri odasına başvurulup hadi bakalım hadi ya, siz de gelin getirin, denmedi. Getirin sizi çünkü inşaat mühendisleri odası yıllardır bu konuda büyük deneyim kazanmış. Tabii. Dediğim gibi İzmir Master Planı yaptı. Arkadaşlar az sonra biraz değineceğim envanter çalışmasını yaptılar. Sonra Bayraklı'daki yüksek yapılar bölgesindeki imar planı notları üzerindeki çalışmaları yaptılar. Yani onlara katıldılar. Dolayısıyla çok deneyimli bir kadro var. Yönlendirilseydi onlar da daha hızlı ve daha gerçekçi olur. Nitekim şimdi birçok binada özellikle orta hasar değerlendirilmesi binalarda itirazlar var. Bence yani benim bildiğimde haklılar. Yani duvar olabilir bunlar. Deprem sıva çatlağı, duvarda çatlağı. Duvar çatlağı vesaire. Yahut mesela benim gördüğümde yandaki bina çarpmış. Binada taş içinde hiçbir şey yok. Yandaki bina kısa, daha kısa gelmiş çarpmış. Dış duvarda bir takım çatlaklar olmuş. Şimdi bundan dolayı o binayı mahkum etmenin anlamı yok. Yani anlamı yok. Görünüş çok vahim gözüküyor ama içine girdiğiniz zaman Bodrum'dan ta yukarı kadar gezdiğiniz zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Taşıyıcısı.
Bir de enteresan olan şu, mesela geçmişte birbirinden farklı partilere mensup belediye başkanları İnşaat Mühendisleri Odası'yla aktif bir çalışma içinde birlikte hareket ediyorlar. Yani Burhan Özpatura ile başlamış olan bir deprem master planı çalışması arkasından Sayın Priştina ile devam etti. Onun vefatının hemen arkasından belediye başkanı olan Aziz Kocaoğlu ile devam etti. Yani şeyi anlamak gerçekten yani, çok güç. Yani, mevcut bugünkü durumu anlamak çok güç. Yani bakan kurum daha sonra bizzat Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i ziyaret ederek birlikte çalıştılar. Yani, onu da söylemek lazım ama genel olarak başta özellikle bu AFAD bünyesindeki çalışmalarda çok işbirliği olmadı. Daha sonra herhalde farkına vardı bakanlıkta. Bakan bizzat Büyükşehir Belediye Başkanımıza gelerek onunla işbirliği içinde olmak istediğini ifade etti. Özellikle yeni yapılacak bu binalar için ki çok kapsamlı bir çalışma var. Onda imar planlarının düzenlenmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte çalışacaklarını ifade etti ki olumlu bir böyle olması lazım. Mesela başka noktalarda da birlikte çalışma olsa daha iyi olurdu. Mesela evet, bu evet. Bir örnektir. İşte bu kapsamlı çalışma gene başa dönersek 150 bin binada %94'ünde bir hasarsız ve %4'lü civarında az hasarlı yani var. Yani %1 kadarı yıkık veya ağır hasarlı ve orta hasarlı. Yani tabii aslında dediğin gibi senin yani bizim deprem master planında öngördüğümüz aşağı yukarı %10'a yaklaşık bir hasar tablosundan daha az. Evet. Dolayısıyla şimdi hızla bir envanter çalışması yapmak gerekiyor. Evet, ama burada hemen araya girmek istiyorum. Şimdi siz İzmir depremi üzerine bir master plan hazırladınız ve onun sonucu %10 hatta %12'ye ulaşabilecek bir ağır hasar tablosu ortaya çıkıyor. Bu ise yeni yapılmış olan çalışma ise Samos depremi yani belirttin 80 kilometre ötede merkezi bulunan bir depremin etkisi sonucunda ortaya çıkan tablo değil mi? Yani ikisi yani, arasında önemli bir farklılık olduğunu izleyicilerimiz mutlaka dikkate almalı. Evet, burada o yüzden hemen bu kritik bölgelerde bir envanter çalışması yapmak lazım. Envanter çalışması deneyimi var Büyükşehir'in. Bilmiyorum görseli yetebilecek miyiz? Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisliği ve 9 Eylül Üniversitesi Balçova ve Seferihisar ilçelerinde bir deneme olarak yine Türkiye'de ilk defa olarak bir envanter çalışması yaptı. Burada 10 bine yakın bina tek tek arandı. Arşivlerine girildi belediye. Burada İnşaat Mühendisliği Odası kadroları önemli rol oynadı. Bir eğitim çalışmasından sonra bu çalışma yönetildi. Burada ekranda çalışmaya katılmış olan Eylül Üniversitesi'nden hocalarımızın adlarını görüyorsunuz. Özgür Özçelik, Türkay Baran, Serap Kahraman, Aydın Saatçi, Serkan Mısır, Sadık Girgin. Bunlar gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya koydular. Tabii burada İnşaat Mühendisliği Odası kadroları da bu belediyelerin, iki belediyenin de arşivlerine girerek tek bir tane binanın projesini taradı. Bu da çok önemli bir çalışmaydı. Yani projeyle bir uyum var mı yapılan binanın? 2014 yılı değil mi bu çalışma? 2011 ile 2013. Aziz Kocaoğlu başkanlığı döneminde oldu. Evet. 2013. Ve sonuçta da orada da aşağı yukarı 500 binada bir daha dikkatli bir etüt yapılması durumu. Bakın orada şey de var.
takım öncelikler saptamsa bu kırmızı gördüğümüz noktalar birinci öncelik. Evet, bu burada bir daha yani bu yıkılacak değil demek değil bu binalar ama kritik gözüküyor ve dolayısıyla burada bir ikinci daha dikkatli çalışma yapmak lazım anlamını taşıyor. Aynı şeyi Seferihisar'da gerçekleşti. Bakın burada da gene Seferihisar'daki öncelikli bölgeler çıkıyor. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya ama gene ortak çalışma çıkıyor. Şimdi bunu belediye halledemez. Yani şimdi bu 500 binayı diyelim ki etüt ettik, bu bina sayısı 100'e düştü. Yani 50'ye düştü. Belediye bunun altından kalkamaz. Yani mutlaka bakanlığın devreye girip bir gerek mali destek, gerekse yeni bina gerekiyorsa, yapımı konusunda nasıl şimdi bu son depremden sonra yüzlerce bina yapma projesi var şimdi bakanlığın. Hem gerek yıkılan yerlerde, gerekse de yeni alanlarda. Bu plan gibi şimdiden, daha önceden bir planlama yapmak lazım. Bir kısmı belki güçlendirmeyle alabilecek binalar bunlar. Bir kısmı da belki yıkılıp kentsel dönüşüm dediğimiz yahut riskli plan bina dediğimiz kapsama girip yeniden yapılması lazım. İşte burada yeni bir strateji istiyorum. Tabii bizim bütün bu binaları, binlerce binayı yapma olanağımız yok açıkçası. Yani Türkiye'nin o kapasitesi yok. Daha dünyada bile belki farklı değil. Ama adım adım daha basitleştirilmiş belki yöntemlerde uygulayarak, yani bir yassı kadayıf olmasın, işte yaşadığımız 20'ye yakın binada gene oldu bu. İzmir'in yaşanması bana göre bir sürprizdi ama oluyor işte. Demek ki İzmir'de dediğimiz zaman oradaki bir takım imalat hataları, işte betonda yapılan hatalar vesaire böyle ölümlere de yol açan, yani bir daha geri gelmeyecek çektiren, ölümleri de yaşatan olaylara yol açabiliyor. Bunu önleyecek bir takım acil tedbirler alınabilir. Burada DASK sisteminin bir daha gözden geçirilmesi lazım. DASK deprem sigortası olarak tasarlandı ama kat bazında bu uygulanıyor. Daire bazında, konut bazında. Konut bazında daire. Yanlış. Yani bunun artık bina bazına gelmesi lazım. Ben bu çerçevede DASK'tan ödeme almış aşağı yukarı 100 bin 140, 100 binle 150 bin lira arası ödeme yaptım. DASK öyle öğreniyorum mağdurlara. Ama ne olacak? Şimdi bu 150 binini aldı, ne yapacak o insanlar? Bir şey soracağım Muzaffer. Şu anda bazı binaların boşaltıldığını biliyoruz. Bu binaların içinden boşaltılan vatandaşlar nerelere yerleştirildi? Güzel bir soru. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programın başında da dile getirdik. Yani sen sordun zannediyorum. İşte Büyükşehir Belediyesi bir takım derneklerle olsun, odalarla olsun, kişilerle olsun temasa geçerek demeyelim de onlara kapıyı açarak, yani onlarla birlikte bir kere kiralama kampanyası açtı. Bu 50 milyon liraya varan bir gelir toplandı. Yardım, destek toplandı. Bunlarla kiralama oluyor. Kira desteği veriyor. Artı Hilton Oteli boşaltılmıştı. Hilton Oteli'ne yerleştirildi. Belli bir sayıda, belli bir oranda ortağı onun. Hilton sahipleri de destek verdiler. Ata inşaat. Bunlara da insanlar yerleştirdi. Fakat tabii bunun da iyi tahlil edilmiyor. Ayrıca 400'ü aşkın ev yapmış,
konteyner mahallesi kuruldu. Bence o hatalıydı mesela. Bakanlık orada 400 tane konteyneri yerleştirdi ama İzmir başka kentler gibi değil. 100 tane falan duydu diye, doldu diye duruyor. Çünkü çoğu... Yani ancak 3-4'te biri doldu. Yani şu anda öyle. Yani 400 bini birden, 400'ü birden dolmadı. Çünkü burada yaşayanlar ve mal sahiplerinin tahmin ediyorum birçoğunun yazlık evi var. Yani sorduğum zaman ben işte Kemalpaşa'ya gittim yazlık. İşte Gümüldür'e gittim vesaire. Dolayısıyla bu analiz de iyi yapılmadığından öyle biraz aceleyle konteyner mahallesi yaratıldı. Bu ne kadar geçerli olacak? Halbuki onun yerine işte senin de söylediğin gibi kiralık ev seçimi yapılabilirdi. Çünkü muhtemelen boş evler özellikle bu pandemi döneminde öğrencilerin boş bıraktığı, gelmedikleri için evler olduğunu biliyorum. Onlar kiralanabilirdi devlet tarafından. Bir de İstanbul'da olduğu gibi sanıyorum bu kentsel dönüşüm furyası içinde gerçekleştirilmiş olan binalar var ve İzmir'de de herhalde bunların bir kısmı boş durumda diye biliyoruz. Onlardan yararlanılabilirdi. Evet. Bu analiz yapılmadan birdenbire bu konteyner mahallesi oluşturuldu. Yani bence öteki yol tercih edilseydi ki gene gerek ev eşyası gerekse beyaz eşya yönünden büyük destekler var biliyorum. Yani gerek kurumlar gerekse tek tek bayiler depremzedelere destek veriyorlar bu konuda. Kar katmadan işte beyaz eşya verenler var. Büyük firmalar bedava şeyler, buzdolapları, ocaklar vesaire diyor. Bunları da toparlayıp evleri kiralamak daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Bir de tabii şu paniği durdurmak lazım. Herkes az hasarlı olsa bile binası, ha, yıkalım yeniden yapalım diyor. Evet, şu bir gerçek. Şu da saptandı bu süreçte. 2000 yılından sonra, yani yapı denetim uygulamalarının başlamasından sonra yapılan binalarda hemen hemen hiç hasar yok. Yani hafif hasar 10 binde 14 falan. Yani bunu evet, zemininin çok kötü olduğu belirtilen ve tabii, bunun üzerinde de defalarca programlar yapılmış olmasına rağmen tablo bu. Evet. Yani orada iyi bir temel yaptıysa, iyi bir bina yaptıysa, çünkü zaten hazır beton zorunlu, demir cinsi kaliteli olmak zorunda, projelere işte denetimden geçiyor. Dolayısıyla bu yapılarda ki 100 bin yapıdan söz ediyor yapıda denetim dernekleri, bu oran çok düşük. Bu da olumlu bir şey. Tabii şimdi insanlar ona bakıp ya biz evi yenilesek mi diyorlar. Tabii yenilenecek ev var, yenilenmeyecek ev var. Burada çok iyi bir mühendislik kararı vermek lazım. Buna hepsine destek vermek de mümkün değil. Çünkü şu andaki hesaplara göre meci arkadaşlarla, yatırımcı arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerden o çıkıyor. Aşağı yukarı 150 metrekarelik evlerin kişi başına 300-400 bin liraya mal olduğu görülüyor. Şimdi burada bir fazla kat verme imkanı yoksa ki doğru değil. Yani şimdi öyle bir eğilim var. İstanbul'da da bu çok olumsuz kullanılıyor. Doğru. O kentsel dönüşüm diye 6 katlı yere 8 katlı. Tam tersine kentler daha da boğuntulu bir hale geldi. Şimdi öyle bir kat verilsin var. Yani müteahhit payı olarak. Bak kimse şundan vazgeçmiyor. Mesela ben soruyorum birkaç kişiye. 200 metrekare dairesi. Ya diyorum sen 150 metrekare al. 50 metrekaresinde 1+1 veya 1+0 konut yapılsın. Onu satsın müteahhit. Sizin binaya yapsın. Yok. Binada yenilenmiş olsun. Yenilenmiş. Evet. Ona pek razı olan yok. Tam tersine işte apartmanlar da
bana göre ikiye bölündü. Bir, bunu bu yatırımı yapma olanağı bulanlar var. Bir de olmayan, yani özellikle emekli olmuş. İşte belli birikimiyle bu binaya sahip olmuş kişiler için zor tabii böyle bir karar almak. Evet. Dolayısıyla aslında buna... Bir sonraki programımızda bunun nasıl sağlanabileceği konusunda enteresan ve hoş uzlaşma örnekleri üzerinde de duracağız. Bugün programımızın süresini tamamladık. Evet. Bitirdik. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Yani lütfen, tabii. Çünkü böyle bir şey de spekülasyon oluyor. Bayrak, işte onu vurgulamak istiyorum. Ya Bayraklı kötü, bazı hocalar çıkıyor maalesef. Ya burayı yıkalım, hepsini iki kat yapalım. Olmaz yani, yok. İşte çoğunluğu 8 kat olan binalarda hiç hasarsız oranı %94. Artı yine de Nuray Aydınoğlu hocamızın büyük katkılarıyla hazırlanmış Bayrak Yüksek Yapılar Bölgesi için projeler, çalışma var. Orada da o binalara bir şey olmadı. Çünkü sağlam bir çalışmaya, sağlam bir zemin bina etüdüne dayanıyordu. Dolayısıyla böyle bir kestirip atmak çok doğru değil. Tek tek olayları incelemek daha gerçekçi noktalardan hareket etmek. Akılcı. Evet. Bilimsel verilerden hareket etmek lazım. Böyle spekülatif değerlerden ve atılımlardan kaçınmak lazım. O da panik yaratıyor çünkü. Doğru. Doğru. Bilmedikleri için çıkıyor hoca. Diyor ki işte iki kat, daha fazla burada bina olmaz. Ha, imar açılması, o bölgenin eski tarım alanları vesaire tartışılır. O nokta ayrı. Ama şimdi artık açılmış, zamanında bu önlem alınmamış. Şu anda bunları yıkalım, iki katlı bina yapalım. Böyle bir korku yaymamak lazım. Doğru. İyi etüt yapıp, onun için söylüyorum, bakanlıkla Büyükşehir Belediye'mizin mutlaka çalışması lazım. Bu çalışma sonucu bilgiler, veriler paylaşılıp değerlendirme yapılması lazım. Evet. Muzaffer Tunçak, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Önümüzdeki haftalardan birinde mutlaka bu başta belirtmiş olduğum iyi uygulamalar üzerinde duracağız. Evet, efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bugün konuğumuz, arkadaşımız Muzaffer Tunçak idi. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 206. programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.